Yusuf. Ada. İyi misin? İyidir. Sen? İyiyim. İşin erken bitti galiba. Evet. Yürüyelim mi biraz? Olur. Eşya almışsınız. Yani hediye gelmiş. Dayın söyledi. Evet. Rüzgar Bey'in babası almış. Ama ben çok mahcup oldum biliyor musun? Neden kabul ettin o zaman? Kabul edemem dedim ama bütün çalışanlara yardım yapacaklarmış. Ama herkese mobilya mı alırlar yoksa başka bir yardım mı yaparlar bilmiyorum. Ha neyse Yusuf bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Rüzgar Bey dayımı hastaneye götürdü. Yapmasaydı şaşardım. Anlamadım. Bu Rüzgar Bey diyorum. Ne kadar güzel. Melek gibi adam. Evet öyle sağ olsun. Ya dayımıza yalan söylemiş biliyor musun? Hasta falan değilmiş. Ciddi misin sen? Ne çakal adam bu ya. Cidden yalan mı söylemiş? Evet. Sırf onu eve alayım diye bize yalan söylemiş. Bak sen şifayı kaptın ha. Yok iyiyim. Zaten şimdi eve gidip yatacağım. Hadi git. Hava soğuk. Tamam. Kim ya? Yusuf? Nasıl? Beğendin mi? Güzel olmuş. Duvarı boyamışsınız. Evet. Sen gittikten sonra ben devam ettim. Bu arada boyayı çok sevdim. Yani rengini çok güzel seçmişsin. Sana bunları getirdim. Bunlar ne? Ihlamur yap. Bak bu da portakal suyu. Elektrikli battaniye de getirdim. Gece yatarken yatağını ısıtırsın. Ama sonra pişin çek unutma tamam mı? Zahmet etmişsin. Hastasın. Bir an önce iyileş. Hadi hemen iç portakal suyunu. Hop bir dikiş de bitir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ihlamurunu da iç. Soğumasın. Bak burada limon da getirdim. Yani istersen koyarsın. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Daha önce hiç böyle şımartılmamıştım. Ya bir acayip duyguymuş. Ama güzelmiş. Böyle prenses gibi hissettim. Yani herhalde öyle hissediyorlardır. Nasıl? Sanki bütün iyi şeylere layıklarmış gibi. Sen çok daha güzellerine layıksın. Ama elimden bu kadar geliyor. Belki bir gün değişir. Çok param olur. Sana istediğin her şeyi alırım. Ben onları istemiyorum. Sadece senin. O bana yeter. Dayım çağırıyor. Ihlamurunu mutlaka iç. Bir de erken yat. İyice dinlen tamam mı? Tamam ama sen de dikkat et. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Ada! Thank you.
Evet, köfteler hazır. Bunlar da hazır. İyi ki gelmişiz. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Evet. Fırat, Çiçek, hadi gelin, köfteler oldu. Of. Eline sağlık Yusuf. Afiyet olsun. Ay çok güzel duruyor vallahi. Ha, bir dakika durun, fotoğraf çekeceğim önce. Ya kızım ne fotoğrafı? Ya dur. Hazır mısınız? Ya hadi kızım ya. Dur zaten böyle olmayacak, bir ayakta çekeyim. Dur. Evet. Tamam işte bu güzel oldu artık. Oğlum bir yavaş ya. Ya bir bekleseydin de hep beraber yeseydik. Anam baban öğretmedi mi sana hiç sofra adabı? Öğretmedi vallahi. Öğretemezler de zaten. Yani yanımda değillerdi. Nasıl yani? Neredelerdi ki? Bilmem. Ya benim annem babam yok. Yetimhanede büyüdüm. Ben bilmiyordum ya, özür dilerim. Özür diyecek bir şey yok. 20 günlükken beni bırakmışlar. Sonra da ne arayan ne soran olmuş. Özür dilemesi gereken biri varsa o da onlar. Benim de annem babam yok. Ben babamı hiç bilmedim. Annem de ben 5 yaşındayken öldü. Ama yani anneni biraz da olsa hatırlıyorsundur herhalde. Evet hatırlıyorum. Hayvanat bahçesine gitmiştik, onu hatırlıyorum. Beni hep güzel kızım diye severdi. Ya bir de çok güzel fındıklı kurabiye yapardı. Tadı hala damağımda. Ya ben annemden sonra çok denedim ama onunki gibi olmadı. Bende de babam yok hiç hafızada. Kaza geçirdiklerinde ben çok küçükmüşüm. Ve annemden de bölük pörçük bir kaçan. Dizine yatırıp saçlarımı okşadığı kalmış aklımda. Ha bir de kokusu. Lavanta kokardı. Yani kokarmış. Ben çok sonra öğrendim o kokunun lavanta olduğunu. Şimdi ne zaman o kokuyu duysam annemin elleri saçımı okşuyormuş gibi olur. Annesinin babasının yanında olması öyle çok da matah bir şey değil yani. Yediğine içine karışırlar, giydiğine karışırlar, arkadaşlarını beğenmezler. Ne bileyim böyle vur 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 non stop konuşup dururlar yani başında. Rahat rahat üşüyemezsin bile ya. Ama hırkanı çıkarma, terliğini giy. Ya ben bakın bu yaşıma geldim, hala soğuk taşa çıplak kayakla basma şerefine nail olamadım yani. Ya sen bize teselli mi veriyorsun? Ya ne bileyim ya böyle hepiniz anasız babası şey olunca. Ya ne yapacağımı bilemedim, bir garip oldum be. Olsun. Belki annemiz babamız yok ama biz de birbirimizin ailesi oluruz. Ben? Beni niye dışladınız ya şimdi? Onun babamın olması benim suçum mu? Gel kız gel, sen de ailenin en minisin. Ya şöyle. Vallahi sevmiyorum ben fotoğraf çekilmeyi. Tamam, çek sen istiyorsan. İstemez. (Gülüyor)
Islanacaksın. Hastasın zaten. Şey, şekerle oynarken fark edememişim. Yürüyelim mi biraz? Olur. Yürüyelim. Nasıl mutlu oldu baksana. Çiçek. Ne oldu kız? Bir vuruldum bakıyorum. Ha, yok ya. Yani evet tamam. Belki biraz. Ama ya baksana şunlara ne kadar güzeller. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Vay be. Açtın kendini. Ne yapalım canım? Olmayacak duaya amin demenin bir anlamı yok yani değil mi? Ya Yusuf beni kardeşi olarak görüyor. Değişmeyecek bu belli. Ben de kapadım artık o defteri. Bundan sonra Yusuf benim sadece abim. Ha şöyle, akıllı ol biraz. Yani sonuçta güzel bir kızsın. Hayır sana sevgilim yok. Sen beni güzel mi buluyorsun? Yani pek benim tipim değilsin. Ama bir giderin var. Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? Yapma kız. Görüşürüz. Rüzgar Bey. Yine mi sen ya? Sen niye sürekli adanın peşindesin acaba? Ya nasıl Nihal'ın böyle bir şey yapar? İyi de Mümtaz amcanın gidecek bir yeri yok ki. Hey Allah'ım ya, kim bilir nerede şimdi? İnşallah başına bir şey gelmez. Ben Mümtaz amcayı buldum, merak etme. Gayet iyi. Ama İstinye'de bir parkta. Bu akşam burada yatacağım diyor. Ya kaç yaşında adam? Bu saatte o soğukta ne yapacak orada? Neden alıp onu bakım evine götürmediniz ki? Çok inatçı. Gelmeyeceğim diye tutturdu. Ben zaten biraz da onun için geldim. Bak Mümtaz amca seni sever. Belki sen konuşursan onu geri dönmeye ikna edebilirsin. E tamam o zaman. E hemen gidip alalım. Hadi gel. Mümtaz amca, ne yapıyorsun sen burada? Hasta olacaksın. Hadi kalk gidelim. Yok, yok kızım. Ben böyle iyiyim. Kimseye yük olmadım bu yaşıma kadar. Mümtaz amca, bak ben annemle konuştum. Bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak, tamam mı? Ben annemin adına senden özür diliyorum. Lütfen kabul et. Mümtaz amca, bak senin orada bir sürü arkadaşın var. Onlar seni çok özlerler. Ben de çok özlerim. Hem sen yalnız değilsin ki. Hani beni kızın yerine koymuştun? Sen dönmezsen ben çok üzülürüm.